İman hakikatleri hem imanımızın artmasını hem de Allah'ın varlığının delillerini görmemiz açısından aklımızın da açılmasına çok güzel bir vesile. Ben de güzel bir iman hakikatinden bahsetmek istiyorum. Dün anlatmaya başlamıştım aslında ilk defa yine güzel bir haber canlı bir organın yenilenmesini gerçekleştirebildiler diye. Tabii ki bütün bu buluşlar, bütün bu gelişmeler Allah'ın izniyle ve Allah'ın insanlara ilham ettiği bilgilerle gerçekleşiyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü zaten bunları yaratan buradaki kompleks yapıları meydana getiren Yüce Rabbimiz, buradaki yapıları çalışır halde tutan, bizim bedenimizde bir nimet olarak yaratan Yüce Rabbimiz, aynı zamanda bunların bilgisini de insanlara bildiren, insanların buradaki detayları görmesi için gerekli olan bilgileri veren yine Yüce Rabbimiz. İşte bu güzel bir gelişme çünkü genetik bazı hastalıklarda, Timus'un çalışmaması durumunda bağışıklık sisteminin çalışmadığı da çok açık bir gerçek. Bağışıklık sisteminin çalışmadığı durumlarda bu yeni gelişmeyle birlikte işte insanlarda da Timus'un tekrar uyarılarak çalışır hale getirilmesi ve genç bir insanda olduğu gibi fonksiyonlarını tam yerine getirebilir hale gelmesini sağlayacak güzel bir gelişme bu. O yüzden çok önemli bir gelişme. Ve yıllarca süren çalışmalar sonucunda böyle bir keşifte bulunmuşlar. Fakat burada yine unutmamamız gerekiyor. Bu yapıyı aslında bu kompleks yapıyı yaratan ilk insanla birlikte vücudunda çalışır hale getiren Yüce Rabbimiz. Buradaki detayları o yüzden görüp Rabbimizin yarattığı bu sanata hayran kalmak gerekiyor. Timus'un daha önce körelmiş bir organ olduğunu iddia etmişti evrimciler. Bu da çok çok büyük bir yanılgıydı. Buna da şöyle bir delil göstermişlerdi. Hep söylüyoruz fonksiyonunu anlayamadıkları yapıları. Bu evrimsel bir sözde evrimsel bir hatadır diye üstünden geçmeye çalışıyorlardı. Halbuki buna da şunu delil gösteriyorlardı. Timus aslında yetişkinliğe kadar gelişen bir organ. Tam gelişmiş halini aldıktan sonra insanın olgunluk döneminde de gittikçe küçülen bir organ. Bağışıklık sisteminde böyle bir ana lenfatik sistemde ana görev gören önemli bir organ. Fakat böyle bir yapısı var. İşte bu küçülmesi onlara böyle bir delil vermişti aslında sahte bir delil vermişti. Onlar da buna dayanarak böyle bir iddiada bulunmuşlardı. Halbuki Timus'un çok detaylı görevleri var. Biraz önce de dediğim gibi lenfatik sistemde zaten temel görev gören Timus T hücrelerini yani beyaz kan hücrelerini, savunma hücrelerini eğitiyor. Burada eğitip tam gelişimini tamamladıktan sonra bu hücreler kan damarları yoluyla gidecekleri yerlere yani lenf nodüllerine yolculuk yapmış oluyorlar ve buraya gidip yerleşiyorlar. Genel olarak da 3 çeşit yine bu T hücreleri var. Bir tanesi direkt karşı bir antijenle karşılaştığı zaman hemen onu yok ediyor. Diğerleri diğer T hücrelerine haber vermekten sorumlu. Aynı zamanda yine antikorlar birleşip bir çökelti meydana getiriyorlar. Ve üçüncü bir düzenleyici T hücreleri var. Bunlar da bu diğer ikisinin fonksiyonlarını gerekmediği zamanlarda baskılayıcı görev görüyor. Diğerlerinin yönetimine sahip. Bu üç çeşit hücrenin birlikte bir uyum içinde çalışması çok çok önemli. İşte Timus bu hücreleri eğiten çok önemli ve yetişmesini sağlayan, gelişimini sağlayan çok önemli bir görev görüyor. O yüzden vücudumuzda çok çok önemli bir organ. Aynı zamanda tabii T hücreleri biliyorsunuz hem virüslere, bakterilere karşı vücudumuzu savunuyor hem de kanserleşmiş bir hücreyi de yine vücudu tarayarak sürekli tespit ediyor ve yok ediyor. Çünkü her birimizin vücudunda aslında kanserli hücreler dolaşıyor. Fakat yine Allah'ın yarattığı bu savunma sistemi mucizesiyle birlikte işte bu hücreler teker teker taranıp tespit ediliyor ve yok ediliyor. Eğer yok edilemezse işte bu kanserleşmiş hücrenin çoğalması ve vücudun diğer yerlerine yayılması söz konusu oluyor. Bu sistem tam olarak çalışmadığında işte o zaman kanser baş göstermiş oluyor. O yüzden Timus'un eğittiği T hücreleri gerçekten çok önemli bir işleve sahip. Aynı zamanda endokrin sistemini de etkileyecek ve vücuttaki büyüme hormonu gibi lütenizan hormon gibi birçok hormonda yine gelişimlerini, salgılanmalarını etkileyecek önemli bir organ.
Buna körelmiş bir organ demek gerçekten çok cahilce bir iddiaydı. Zaten şu an evrimcilerin böyle bir iddiası kalmadı. Şu an 100'den 180'den fazla körelmiş organ olduğunu iddia ediyorlardı. Şu an bu sayı sıfıra indi. Böyle bir iddiaları tamamen ortadan kalktı. Çünkü bütün bu iddia ettikleri organların bir hikmetle yaratıldığını, çok özel görevleri olduğunu görmüş oldular. İşte Timus'un da bu şekilde çalışması Allah'tan bize çok büyük bir nimet. Aynı zamanda bu organın tabii ki yenilenebilecek şekilde bilgisinin edinilmiş olması, bu da çok güzel bir nimet. Ama burada bunu bu bilgiye sahip olmuş, bu bilgiyi öğrenebilmiş bilim adamlarının tabii ki hakkını vermek gerekiyor. Allah'ın ilhamıyla böyle bir şey yapıyorlar ama esas Allah'ın buradaki yaratma sanatını görmek gerekiyor. En baştan beri, insan yaratıldığı andan beri Timus'u bu mükemmel özelliklerle birlikte tam vücuda hakim olacak şekilde bir savunma sistemine savunma sistemi için gerekli olan hücrelerini eğitecek bilgiye sahip olarak yaratan Rabbimizin sanatını görmek gerekiyor burada ve ona göre şükrümüzün artması gerekiyor inşallah. İnşallah.